İkra diyoruz. Yani oku diyoruz. Peki gerçek anlamda oku diye kastedilen ne? Sanki kitaplıktaki kitabı ya da doğru astığın Kur'an'ı al oku anlamında mı? İkra kitabı oku demek değil. İkra kendini oku demek. E Kur'an insansa senin okuman gereken kendinsin. İşte sen de Kur'an'daki tüm ayetler tecelli etmekte. Ama sen gerektiği gibi kendini okuyamadığın için Kur'an'ın da hakkını verememiş oluyorsun. O zaman duvardaki Kur'an'ımızı ya da kitaplıktaki Kur'an'ımızı okurken de bu ayette acaba bendeki neye işaret ediyor, bendeki neyi anlatmaya çalışıyor diye okursak emin olun ki Kur'an'ı daha iyi anlayacağız ve kendimizdeki dönüşümü sağlayarak kendimizi okumaya başlayacağız. Onun için Elimizden geldiğince bunu yapmayı öneriyorum. Ha bunu nasıl yapacağız? Tabii ki birazcık ilim öğreneceğiz, bilim öğreneceğiz, birbiriyle birleştireceğiz, bütünleştireceğiz ve bu açılımı sağlayacağız. Yani biraz daha düşüneceğiz, biraz daha akleteceğiz. Kur'an'ı incelediğimizde yine en çok karşımıza çıkan ayetlerde şunu görüyoruz. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? E o zaman artık akledelim, o zaman artık düşünelim.